Barcelona'da insandan kuleler yani kasteli yapmanın kökleri 18. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İlk olarak Barcelona'nın 40 kilometre batısında bulunan Valls adında küçük bir kasabada başlayan adamdan kule yapma geleneği zaman içinde bir yarış haline gelmiştir. İnsandan kuleler 3 bölümden oluşmaktadır. Ağırlığın dağıtıldığı ve yapıyı sabit tutan pinye olarak adlandırılan alttaki ilk bölüm, manel veya tronç olarak adlandırılan ve gövdeyi oluşturan ikinci bölüm, son pomme de dalt olarak adlandırılan kubbeyi oluşturan üçüncü bölüm. Dışarıdan bakınca yapılması oldukça kolaymış gibi görünen kule yapmanın oldukça farklı ve zor teknikleri bulunmaktadır. Kule yapmak isteyenler eğitimden geçirilip sıklıkla prova yapmak zorundadırlar. Grup içinde en güçlü olanlar ağırlığın en çok bindiği ilk bölümde yer alırken en hafifleri ki bunlar çocuklardan oluşur, onlar da en tepede yer alırlar. Kuleyi oluşturan grup içerisinde her bireyin farklı bir işlevi bulunmaktadır. Kurulduktan sonra en tepeye çıkan çocuğa Anksenta adı verilmektedir. Kalabalığı selamlamak için tepeye çıkan Anksenta, tepede sadece birkaç saniye kalıp inişe geçmek zorundadır. Kule kurulduktan sonra son olarak kule bozulmadan gösteriyi tamamlamak da ayrı bir dikkat ve özen gerektirmektedir. Kule inşa sürecinde flüt, davul eşliğinde Toç de Castelles melodisi çalınmaktadır. Gelin şimdi hep birlikte insandan kule yapılışını izleyelim.